Merhabalar. Değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlog video ile beraberiz. Bugün sizlere Tekirdağ merkezden Çanakkale Şehitliği'ne doğru bir yolculuğumuz olacak. Sizlerle beraber Çanakkale Şehitliği'ni gezeceğiz. Umarım güzel, keyifli bir video olur. Önce gerçek şehitliğe bir ziyaret edelim. Ondan sonra diğer tarafa bakalım. Çünkü yolun girişte sol tarafında yapılmış bir şehitlik vardı. Ama içeri girince Akbaş Şehitliği tabelasını görünce özellikle eski şehitlik yerine oraya bakmak istedim. Kısaca şöyle bilgi vereyim arkadaşlar. Çanakkale Kara Savaşı sırasında cephedeki birliklerin sıhhiye birliklerinden oluşturulan sargiyeleri ve geçici sıhhiye merkezleri, çarpışmalarda yaralanan ve tedavileri basit olan ve kısa süren askerlere ilk müdahale buralarda yapılmıştır. Cephede tedavisi mümkün olmayan ya da tedavi süresi uzun zaman alacak olan yaralılar ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra at arabaları at üzerinde veya yaya olarak yaralı nakletmeye müsait olan Ağdere ve Akbaş iskelelerindeki nakliyat hastanelerine sevk edilmişlerdir. Çanakkale Savaşı'nda çok önemli bir yere sahip olan Akbaş tam olarak bir hastane kompleksi durumundaydı. Burada Ağır Mecruhin Hastanesi, Emrazi Adliye Hastanesi ve Ağır Mecruhin Nakliyat Hastanesi olmak üzere farklı fonksiyonlara icra eden üniteleri bünyesinde barındırmıştır. Bu nedenle de Çanakkale Savaşı'nda yoğun bir faaliyet içinde bulunmuştur. Akbaş'ta ayrıca tedavi altında yaralı ve hasta askerlere bu bölgeden geçen askerlerin hizmetinde Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne bağlı çayhanelerde mevcuttu. Akbaş'ta kurulu hastanelerde cephedeki çarpışmalarda yaralanarak tedavileri esnasında şehit olanlarla değişik hastalıklar nedeniyle tedavi edilmeyip şehit olan 1213 asker şehit olmuştur. Yanlış duymadınız, 1213 asker şehit olmuştur. Geçirdiği yangın ve sel baskınlarının yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle oldukça zarar görmüş olan şehitlik, yapılan çalışmalarla ahşap çitle çevrilmiş, ahşap merdivenlerle çıkılan bir ahşap platform oluşturulmuştur. Ayrıca toprak kaymalarının önüne geçilmesi için de gerekli çalışmalar yapılmış, açıkta bulunan şehitlerimizin üzerleri toprakta örtülmüştür. Arkadaşlar, burası bu şekilde yapılmış. Az önce aşağıda da bahsettiğim gibi toprak kaymalarından dolayı etraflar çitlerle, ahşap çitlerle çevrilmiş. Bu şekilde bir koruma alanı oluşturulmuş. Muhtemelen az önceki veya birazdan geçeceğimiz yerde şehitlik abidesi olarak oraya alınmış. Şehitliğin taşındığı alana doğru hareket edeceğiz. Şöyle şehitliği size göstermek istiyorum. Yapılan anıtı. Evet, buradan şehitliğin taşındığı alana doğru hareket edeceğiz. Şöyle gerçek yerine az önce gördüğünüz gerçek yeri gerçekten toprak kaymasından dolayı bayağı bir tahribat olmuş. Orayı o şekilde muhafaza altına almışlar ve burayı da temsil olarak şehitliği taşımışlar. Zaten Eceabat'a girmeden direktmen başlangıcı burayla yapıyorsunuz. Ondan sonra ilerleyen aşamalarda zaten tabelaları gördükçe farklı noktalara geçiş yaparsınız. Yapılan şehitlik burası. Genelde ön tarafta ana yol var ama ana yoldan ayrılıp arka tarafa gelirseniz araçlarınız için uygun bir park alanı bulursunuz. Zorluk çekmezseniz, ana yol üzerinde durursanız muhtemelen sorun olabilir, riskli olabilir. Burada şehitlerimizin isimleri yazıyor. Hepsini teker teker okuma imkanım yok. Az önce de söylediğim gibi 1200 civarında bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Bizim bugün bu ülkede rahat rahat hareket edebiliyorsak, rahat nefes alabiliyorsak, bu ecdadımıza
minnettarız, borçluyuz. Umarım onlara layık birer evlat, torun oluruz. Şöyle hızlı bir şekilde ben şehitliğe gezeyim. Siz artık izlerseniz veya bu kısmı atlarsanız bilmiyorum ama duygu veya hassasiyetiniz varsa videoyu izlemeden geçmeyin arkadaşlar. Burası ana yol üzerindeki giriş arkadaşlar. Ana yol üzerinden girdiğiniz zaman aracınızı park edecek bir cep falan yoktur. Yol kenarına da bırakırsanız riskli olabilir, sıkıntı olabilir. Burada bir de güvenlik kamerası var. Bahsettiğim gibi kamerada da izlediğiniz gibi videoda içeri girdiğiniz zaman bir 100 metre ileride şehitliğin, anıtlığın, Akbaş Şehitliği'nin arka tarafında, çamların arkasında otopark alanı var. Orada da rahat bir şekilde aracınızı otopark edip orada lavabo vece ihtiyaçlarınızı da rahat bir şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. Akbaş şehitliği ile ilgili ifade edeceklerim bu kadar. Videoya burada ara veriyorum. Ben biraz fotoğraf çekeceğim. Bir sonraki yerde tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ndeyiz. Müzesi. Burada çok fazla konuşmama gerek yoktur. Müze güzel bir müze. Ayarlanmış savaş dönemini anlatan fotoğraflar, belgeler, dokümanlar, giysiler, silahlar bunlar yer alıyor. Ben konuşmak yerine direkt ben sizi videoyla baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Bu taraf var, alt kısım var.
Burada bir Fransız askerini görüyorsunuz. Burada İngiliz matrası ve İngiliz askeri. Deniz hareket kararının alınması ile ilgili bilgiler yer alıyor. Burada bir Anzak üniforması, Anzak askeri yer alıyor. Evet, Çanakkale Boğazı'nın son kuvvetli taarruzu ile ilgili veriler var. Burada yine Gurka askeri gördünüz. Burada Sih askeri var. Burada Muhtere Süngül'e Anzak askeri var. O dönemde kullanılan malzemeler. İtilaf kuvvetlerinin geri çekilmesiyle ilgili eserler burada. Kurşunlar görüyorsunuz. Kurşunlar ne hale gelmiş. Avustralya denizaltı gemisi ve Osmanlı torpido botu Avustralya'dan. Evet. Burada Çanakkale Muharebesi alanlarını görüyorsunuz. Tamam, aşağı ineceğim ben. Evet, alt kata iniyoruz arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla iki katlı müze. Üç katlı da olabilir. Çünkü ben de ilk defa geliyorum. Burada bir Kaan'ı cepheye silah bomba taşıyan Kaan aracı. Müze gerçekten göz alıcı
göz alıcı birimize. Ben böyle video çekiyorum ama gerçekten gelip yerinde görmeniz gerekiyor. Muazzam bir güzellik, duygu yüklü anlar. Evet, duvarda büyük bir rölyef çalışması var, kabartma. Sanırım Seyit Onbaşı'nın batırdığı geminin rölyef kabartmasını yapmışlar. Tenekale filminin güzide sahnelerinden birisi. Evet, Amzak askerini taşırken. Bahsettiğimiz gibi Türk askerinin yaralanan Zeki askerini karşı tarafa kucağında taşıyarak götürdüğü çalışma. Bunlar ne diye soracak olursanız arkadaşlar, İtilaf Devletleri uçakları tarafından atılan yıldız, topuk koparan olarak geçiyor. Bahri için çuval maçta yazın beyaz, kışın barıtı siyah olmak üzere yazının barıtı. Burada o dönem giyilen kıyafetler, askeri kıyafetler, üniformalar yer alıyor. Bu gördüğünüz alay imamının cübbesi, Sahra Topçu, Seyyar Topçu Başçavuşu, Jandarma Mülazim-i Sahanesi, Üsteğmen Kıta Tabibi, Üsteğmen Kıta Takım Komutanı, Yüzbaşı, Tabur Kumandanı, bu da Kurmay Albay Alay Kumandanı. Bak, bu şekilde kıyafetlerin yer aldığı bir bölüm var. Burada yine silahlar yer alıyor. Süngüler. Anlatmayla bitecek gibi değil arkadaşlar. Gerçekten yolumuz düşerse şu an itibariyle giriş 150 TL, pardon yanlış olmasın, 50 TL, Sinevizyon izlerseniz 100 TL. Girip gezmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yolunuz düşsün. Düşmesini beklemeyin. Burası askerlerin süper alanlarını gösteren bir minyatür çalışması. Burada sağlık çalışanları. Evet.
Mustafa Kemal Paşa'mıza ait sivil ayakkabıları ve üniforması. Cam mekan arkasında olduğu için eserler ister istemez cam da yansıma oluyor. Ona yapacak bir şey yok. O yüzden ısrarla gelip bu bölgeyi gezmenizi tavsiye ederim. Genel olarak müze iki katlı bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Gelip görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Yaşlılar için asansör mevcut. Hani engelliyiz, yaşlıyız, inip çıkamayız demeyin. Gelip rahatlıkla gezebilirsiniz. Fotoğraf da çekebilirsiniz. Video da alabilirsiniz. Ama burayı YouTube'dan değil, bizzat gelip burada görerek yaşamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Çanakkale 57. Piyade Alayı Şehitliği'nin olduğu yere geldik. Burada sağda ve alt tarafta, arka tarafta otopark alanı mevcut. Ücretsiz bir şekilde. Tanıtım müzesinden bu tarafa tek yön olarak geliyorsunuz. Burada 57. Piyade yürüyüşünü kapıdan içeri giriyoruz. Burada yine şehitlikler var.
Merhaba arkadaşlar. Şu anda John Fire'ındayız. Burada Süper Lig'leri gezmek için geldik. Alay bölümünün oradaki anıtlardan sonra bu tarafa geldik. Bir 3,5 kilometrelik yol var. Yolda gelirken yine bir iki noktada güzel mekanlar var. Atatürk'ün o meşhur fotoğrafının çekildiği yerde orada heykeli falan var. Orada da durup fotoğraf çekilebilirsiniz ve manzarayı seyredebilirsiniz. Ondan sonra 1-2 kilometre sonra John Fire'ına geliyorsunuz. Burada anıtlara geçtikten sonra süper alanlarını gezip bundan sonra meşhur anıtın oraya doğru gideceğiz. Kısaca hatırlamak gerekirse Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer. O da bu alanlarda burada gerçekleşiyor. Aklıma geldikçe konuşuyorum arkadaşlar. Sizi daha çok videoyla bu muazzam duygu yüklü ortamla baş başa bırakıyorum. Jong Bayırı'nda Süper Lig alanlar. Askerlerimiz bu alanlarda siper alıp düşman satından gizlenerek gidiş geliş yaptıkları iş bölümlerden gelip şu bölgelerde işte düşmana göğüs gerdikleri kısımlar. Tabii şu anda iyice daralmışlar. Toprak kaymasından dolayı, toprak basmasından dolayı. Şöyle baktığınız zaman sol tarafta deniz ve oradan gelecek düşman yönünü görüyorsunuz. Burada askerlerimiz buralarda Jong Bayırı'nda savaş boyunca gece gündüz düşmana karşı göğüs germiş. Ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Jong Bayırı'nda büyük boyutlarda yapılmış olan anıtlar, daha doğrusu kitabeler diyebiliriz. Burada savaşla ilgili bilgiler verilmiş. Hava rüzgarlı olduğu için belki sesim bozuk gelebilir arkadaşlar. Mesela bir tanesini okuyabilirim. 10 Ağustos 1915 sabahı Türk karşı taarruzu siperleri yakın olduğundan süngü hücumu ile başlamıştır. Düşman donanması topçusunun yoğun ateşi altında cehennemi bir hal alan Jong Bayırı'ndaki muharebeler sırasında gözetleme yerlerinde bir an bile ayrılamayan Anapartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in bir şarapnel misketi ile parçalanan cep saati hayatını kurtarmış ve düşman bu taarruz sonunda Ağıl Deresi'ne kadar geri atılmıştır. Az önce de bahsettiğim gibi Atatürk'ün saati burada parçalanmıştır. Thank you.
Arkadaşlar şu anda Çanakkale'nin göz bebeği olan, simgesi olan Çanakkale Abidesi'nin anıtının oraya geldik. Aracımızı park ettik. Şu anda içeri doğru geçiyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Burada zaten Çanakkale Geçilmez yazımız var. Şehitler için yapılmış anıtlar var. Ve burayı devam edince o görkemli anıtın önüne çıkacağız arkadaşlar. Böyle alta doğru ilerleyelim. Burada gezilecek birçok nokta var. İnanın hepsini teker teker gezmek için bayağı bir zaman gerekiyor. Ama elimizden geldiğince belli başlı olanları ziyaret etmeye çalıştım. Çanakkale Tanıtım Merkezi'nden de zaman geçiyor. Bu meşhur görüntünün videosunu alalım biz. Genelde buradan fotoğraf çekiyorlar. Allah yolunda öldürdüğünden alın. Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. (Gülüyor)
benim için varış noktası burası. Anıt'a kadar gelme düşüncem vardı. Geldim. Dediğim gibi buradan o tarafa yine anıtlar, heykeller ve önemli noktalar var. Thank you.